Merhaba arkadaşlar. 3. ünite 22. ders. Birim kesirleri sıralama. Bir bütünün eş parçalarından her birini arkadaşlar biz birim diyeceğiz. Birim kesirlerin payı da arkadaşlar her zaman için ne olacak? Bizim için bir olacak. Bir bütünün eş parçalarından her birine birim kesir diyeceğiz. Birim kesirlerin payı da her zaman için bizim adımıza ne olacak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir olacak diyeceğiz. Şimdi burada görmüş olduğunuz bütün tamamı bir bütünü 5 parçaya böldük arkadaşlar. Bu 5 parçadan bir tanesi bizim için kimdir arkadaşlar? 1 bölü 5. Yani burada gördüğünüz 1 bölü 5'e biz artık birim kesir diyeceğiz. Birim kesir olması için pay yani yukarıdaki kısmın da daima 1 olması gerekiyor diyeceğiz. Simgenin çözdüğü sorular diye başlayalım arkadaşlar. Şimdi der ki Simge, İdil ve Defne aynı soru bankasından birer tane alıyorlar. Simgenin çözdüğü sorulara bakarsanız arkadaşlar 3'te 1'i. Şimdi ne yapmamız lazım? 3 parçaya bölüyoruz. Bir tanesini alıyoruz. Hemen devam edersek İdil 2'ye bölüp bir parçasını alıyor. Tam ortadan bölüyoruz. Gördüğünüz gibi bir parçasını bitirdi diyeceğiz. Defne de 6'da 1'ini. O zaman ne yapacağız? Hemen önce 2'ye bölüyoruz. Böldüğümüz parçaları 3'e bölerek 6 parçaya ayırmış olduk. Defne de arkadaşlar 6'da 1'ini çözdü. Çözülen soru sayıları karşılaştığında en çok çözen kim arkadaşlar? İdil. En az çözen kim arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Defne. Bu durumda sıralamaya kalktığımızda en azın Defne olduğunu biliyoruz. En çoğun da İdil olduğunu biliyoruz. Arada kim kaldı arkadaşlar bizim için? Defne kaldı diyeceğiz. Geçelim. Şimdi 1 bölü 2, 1 bölü 5, 1 bölü 10 kesirlerini verilen modeller üzerinde gösterin. Büyükten küçüğe sıralayın diyor. 1 bölü 2, 2'ye bölüp bir tanesini alıyor. 1 bölü 5, 5'e bölüp bir tanesini alıyor. 1 bölü 10, 10'a bölüp bir tanesini alıyor. En çok 1 bölü 2 gördüğünüz gibi. En az da arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 bölü 10. Demek ki arada da kim kalacak bizim için? 1 bölü 5. Şimdi dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Payda büyüdükçe kesir ne oluyor? Küçülüyor. Birim kesirlerde kesirin paydası büyüdükçe bütünün böldüğü parça sayısı arttığı için arkadaşlar kesir küçülecektir. Küçükten büyüğe sırala dersi en küçüğü kim? En çok parçaya ayrılan. 1 bölü 18 bizim için en küçüğü. Arkasından arkadaşlar 1 bölü 15 geliyor. Hemen arkasından 1 bölü 10 geliyor bizim için. Hemen arkasından da arkadaşlar 1 bölü 7 geliyor diyeceğiz. Geçelim. Aşağıdaki birim kesirleri sıralayın diye ifade etmiş. Bakacağız. Paydası küçük olan daha büyüktür. Bakın. 7 daha küçük. 2 daha küçük. Bu daha büyük. 6 daha küçük. Bu büyük. 8 daha küçük. Bu büyük. 8 daha küçük. Bu büyük. 3 daha küçük. Bu büyük diyeceğiz arkadaşlar. Geçelim. Hemen ne demiş bize? İncelemeye kalkarsak. Sıralamasında boş bırakılan yerlere uygun birim kesirleri yazınız demiş. Payda küçüldükçe arkadaşlar kesir büyüyordu bildiğiniz gibi. Payda küçüldükçe boş bırakılan yerlere uygun birim kesirleri yazınız demiş. Sorumuzu şöyle değerlendirelim. Burada bir mantıksal hata var. 1 bölü 2 daha büyük olacak arkadaşlar. 1 bölü 8'den. Arada gördüğünüz gibi hemen 2 tane kesir bulmaya çalışalım. Payda küçüldükçe kesir büyüyordu. 1 bölü 3 olur. Bundan biraz daha küçük. 1 bölü 4 olur, 1 bölü 5 olur, 1 bölü 6, 1 bölü 7'ye kadar gider. Farklılık olsun diye 1 bölü 7 olduğunu ifade edelim diyeceğiz. Geçelim. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme. Kesirlerin büyüklüğünü göstermek için sayı doğrusunu kullanabiliriz. Birim kesirler arkadaşlar birden küçük olduğu için sayımız sayı doğrusu üzerinde daima 0 ile 1 arasında yer alacak diyelim. Geldik buraya. 1 bölü 10 ve 1 bölü 5 kesirlerini sayı doğrusu üzerinde gösterelim diyor. 1 bölü 5'i düşündüğümüzde 5 parçaya bölecek arkadaşlar. Şöyle alırsak gördüğünüz gibi 5 parçaya böldük. Sadece bir tanesini tarıyoruz. Sayı doğrusunda da aynı mantık. Şimdi 5 parçaya bölmek için 4 tane kesik attık. Şurası arkadaşlar bizim için 1 bölü 5 olacak. Şimdi burada da 10 parçaya bölmek için getiriyoruz. Şöyle 10 parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Akabinde bir tanesini tarıyoruz. Demek ki burada da şu parça bizim için kim olacaktır? 1 bölü 10 olacaktır diyeceğiz. Sayı doğrusunda arkadaşlar bakın sayı doğrusunda hemen diyoruz ki sayı doğrusunda 1 bölü 10 kesirine karşılık gelen nokta sıfıra daha yakın olduğu için bu kesir arkadaşlar daha küçüktür diyeceğiz. Yani 1 bölü 10 daha küçük olacak haliyle bizim için 1 bölü 5'ten yine tezimizi doğrulamış olduk. Payda küçüldükçe kesirimiz büyüyecek diyeceğiz. Gelin. Şimdi 1 bölü 6, 1 bölü 2 ve 1 bölü 4 kesirlerini aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterelim ve büyükten küçüğe sıralayalım diyor. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Şurası 0, şu parça 1 olsun. 0, aynı şekilde şu parçamız 1 olsun. 0 ile 1 arasını 6 parçaya böleceğiz. 6 parçaya bölmek için 5 tane kesik atacağız. Tam ortaya bir tane atalım.
İki tane buraya, iki tane buraya attığımızda şurasının arkadaşlar yaklaşık olarak 1 bölü 6 olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü 2, tam olarak buranın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü 4, ortaları birer parça koyunca şöyle biraz daha sağa kaydıralım. Şöyle buranın da 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. En nihayetinde sıfıra yakınlıklarından faydalanarak sıfıra en yakın olan kim? 1 bölü 6. Ondan sonra 1 bölü 4, ondan sonra da 1 bölü 2 olduğu için sıralamamızı yine arkadaşlar bu şekilde yapabiliriz diyelim. Geçelim. Şimdi yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterilen, aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterilen noktalara karşılık gelen birim kesirleri yazın diyor. Bakın sıfırdan itibaren bir tane gelmiş. Payda kısmımız, yukarımız her zaman 1. Şimdi kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4. 1 bölü 4. Şimdi geliyoruz arkadaşlar sıfırla 1 arasına bakarsak hemen 9 parçaya ayrılmış. 1 bölü 9 diyeceğiz. Devam edelim. Aynı şekilde şu parçamızın payı 1. 0 ile 1 arasında arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 parçaya ayrıldığı için 1 bölü 5. 1, 2, 3, 1 bölü 3 şeklindedir diye tarif edeceğiz diyelim. Geçelim. 0 ile 1 bölü 4 arasında 2 tane birim kesiri yazarak sayı doğrusunu da gösterin diyor. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim. Şöyle alalım karşımıza. Şurası 0 olsun. Şurası 1 noktamız olsun. 4 parçaya bölmek için getiriyoruz. Hemen şöyle. Şuraya 1 bölü 4 diyeceğiz. 0 ile 1 bölü 4 arasında olması gerektiği için arkadaşlar hemen ne diyeceğiz? Şuraya da 2 bölü 4, şuraya da 3 bölü 4 diyeceğiz. Demek ki şuralara bir yere gelmemiz lazım. Kesiri küçültmek için ne yapmamız gerekiyordu? Paydayı artırmamız gerekiyordu. Demek ki 0 ile hemen ne diyebiliriz? 1 bölü 4 arasında 1 bölü 5 diyebiliriz. 1 bölü 6 diyebiliriz. Şeklinde arkadaşlar uzatmak mümkün. Görmüş olduğunuz gibi iki tanesini yazmış olduk en azından diyelim. Gelelim. Eren sayı doğrusunda 0 ile 1'i işaretliyor önce. Tamam, sayı doğrumuz karşımızda arkadaşlar. Şuraya 0 dedik, buraya 1 dedik. 0 ile 1 arasında 5 tane nokta koyuyormuş. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Bakın kaç parçaya ayırdı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayırdı. Demek ki şurası kim olacak? 1 bölü 6 şeklinde ifade edeceğiz diyelim. Arkadaşlar kolay gelsin, başarılar.